yapmak için. Vallahi hayvan çek var. Bakmaz 71'den beridir. 1971. 71'den beridir. 83'ten beri de kendi iş yerim var. Kendi dükkanımla, kendi mesleğimizden uğraşıyoruz. Araç sahiplerine kış aylarına girmeden önce yani en başta çok şey olan önemli olan şey marş çalışması yani çalışma sisteminden başlayalım. Mesela akü, şarj, marş bunların bakımlarının yapılması. Ondan sonra antifrizlerin şey yapılması yani değişilmesi. Özellikle de yani bu merdiven altı antifrizleri kullanmaması. Orijinal yani markalı bir antifriz 3-5 kuruş ucuza alım derken arabanızı kendi elinizden heba ediyorsunuz. Onun için yapılması gereken en güzel şey orijinal kaliteli markalı şey antifriz kullanmanızı tavsiye ederim. İkinci husus cam silecekleri. Bunlar cam silecek çok önemli. Su fiskiyeleri. Termostat, kayışlar, bunlar hep hava filtreleri, radyatörün temizliği. Yani genel bakım yapmak istiyorsanız lastikler, yani lastik kalınlıkları, derinlikleri önemli olan, en önemli olan lastik derinlikleridir. Yani kış aylarında lastiklerin zayıf olması frende her türlü kazaya sebebiyet vermektedir. Marş dinamo bakımlarını genel olarak periyodik bakımlarını yapmak için bizim elektrikçi arkadaşlarımıza gidip kışlık bakımlarını şarj dinamosu ile marş dinamonun genelde bakımlarını yapması lazım. Yani yolda mağdur olup da rezil olmamak için yani mesela arıza yapıyor, yolun ortasına kalıyor, başkalarına da kazaya sebebiyet veriyor. O yüzden marş dinamosu, kayışlar, şarj dinamonu yetkili veya arkadaşlarımıza yapmasını tavsiye ederiz yani. Yıllık bakımını yapmayan arkadaşlar ne yapar? Yolda kalır. Ondan sonra ya kazaya sebebiyet verir. Arabalar şey yapar, nasıl diyeyim ki, her türlü tehlike kendi eline gitmiş olur. O yüzden yıllık bakımlarının yapılması yani bizim temelimizdir. Araç sahiplerinin araçlarını eğer seviyorsa, eğer ki gerçekten arabalarını bakımını yapmak istiyorsa kışlık bakımlı olsun. İlk başta hava filtresi, yakıt filtrelerini özellikle değiştirmesi lazım. Artı antifrizlerinin orijinalini yani yan sanayi merdiven altı kullanmasınlar. Kesinlikle kullanmasınlar. Kullandığı takdirde hem bu radyatör dediğimiz şeye çürümeye sebep oluyor. Hem üst kapak olarak arabanın şeyine zarar veriyor. Devurdayım pompasına zarar veriyor. Artı bu radyatör türbin şey sıkıntısı yaratıyor. Araba ne yapar? O zaman senin yıllık bakımını kış olarak yaptığın zaman yüzde ilk başta filtreler, ondan sonra yağı, ondan sonra antifrizi, ondan sonra şu silecekleri, fiskiyeleri çok önemli. Trafikte en büyük korku fiskiyedir. Bu fiskiyeleri özellikle yapın. Yağ filtresi, bu arabanın yağını değiştireceksin. Yağı 15 bin, 20 bin diyorlar. 15 bin, 20 binde yağı değiştirmeyin. Arabanızı seviyorsanız en fazla 10 binde yağını değiştirin. Eğer 10 binde yağını değiştirirseniz şu motor 10 yıl, 12 yıl çalışır. Ama 15 bin, 20 bin fabrikanın dediği kilometrede bu yağı değiştirirseniz bu motorun ömrü 3 yıldır. Bu motorun ömrü 3 yıldır. 3 yıldan fazla çalışmaz. Ama 10 binde yağını değiştirin, kalite yağı. Kaliteli yağ, yani merdiven altı yine diyorum, merdiven altı değil, kaliteli yağlar, kalite malzeme kullandığın zaman
Bu motorun yine ömrü 10-12 yıl. 12 yıldan sonra çalışıyordu. Ama ne yapıyor? Servise diyor ki ya git bir şey olmaz 20 bin olur. 15 bin olur. Olmaz. Ondan sonra hem cebindekini alıyor hem arabanı hasta ediyor hem de seni zarara uğratıyor. Buna 10 bini geçmeyin. Yağ bakımları, arabaların bakımlarını 10 bini geçmeyin. Geçmeyin. Kaliteli yağ kullanın. 10 binden aşağıda yağ değiştirmeyin. 10 binden yükseği de yağ değiştirmeyin. Bunun bak şu araba 2011 model. Daha 150 binde daha bu arabanın hiçbir bakımı, hiçbir parçası sökülmemiş. Nedir? Bunun orijinal yağı, kendi yağı 10 binde. 10 binde değişiyor. 10 binde ne kadar, şimdi bir insan ne kadar banyo yaparsa o kadar siyah olur. Arabanın motoru da aynı şeydir. Aynı şeydir. Şimdi trigger kayışlandı. Zamanla değiştirmesi. Efendim 100 binde gel. 100 binde değil. 80 binde değiştireceksin o trigger kayışlandı. Mesela bu filtreyi biz 4 gündür takmışız. Bak, kendi araçımız 4 gündür takmışız. Bu araba 15 bini, bak 4 gün böyleyse, 4 günde bu böyleyse 15 gün 15 binde 20 binde ne yapar? Bu motorun yağ yakmasına, sekmanların erimesine, arabanın hararet yapmasına, yakıtın fazla yakmasına sebep olur. O yüzden bunları kesinlikle 15 bin, 20 bin olarak değişmeyin. Bunu çökeceksin, öyleyse değiştireceksin. Kaç para? 15 milyon bir şey ya. Ama bir motor 10 milyar. Ben 1996'da Siverek Sanayisi'nde açılan yeni sanayi sitesinde işe başladım. Dükkanımı açtım. Otoelektrikçiliğiyle uğraşıyorum. Elimizden geldiği müddetçe de bu sanatı icra etmeye çalışıyoruz. Bunlar kışlık bakım dediklerimiz, akülerini ölçtürsünler. Değerli ustamızın da bahsettiği gibi marşar dinamolarını kontrol ettirsinler. Antifriz olayında çok dikkatli olsunlar. Çünkü antifriz çok önemlidir. Üst kapağı ve motorun özellikle de devir daim dediğimiz yani sürekli dönen, kayışları döndüren, motoru döndüren su pompasının görevini yerine getiren su pompasının arıza vermemesi için yani kimden ne şekil alırlarsa kaliteli almalarını tavsiyede bulunuyoruz. Özellikle de lastik profillerini, profili eksi olan lastiklerini değiştirsinler. Çünkü zemin kaygan oluyor kış aylarında. Kar, buz, fırtınalarda lastik profilinin azalması nedeniyle aracın kayma, yani şarampole kayması, takla atması, fren sistemlerinin dengelerinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Bir ikincisi de muhakkak ki en yakın bir esnaf arkadaştan sileceklerinde iyi olanını taktırsınlar. Araç sahiplerine buradan bir usta olarak şunu tavsiye edebilirim. Lütfen araçlarınıza az da olsa kış aylarında benzin ile çalıştırmayı denesinler. Bu onlar için daha iyi bir verim verecektir inşallah. Özellikle de şunu tavsiye ediyorum. Aracın modeli ne kadar olursa olsun, istiyorsan 1980 model olsun, istersen 2016 model olsun. Fark eden hiçbir şey yoktur. Şunu söylüyorum, bakım en güzel tamirdir. Yani tekrarlarsak, bakım en güzel tamirdir. En güzel tamir bakımdır. Araç insan gibidir. Araca bakım yaparsan, araç seni yolda bırakmaz, kaygan zeminde kaymaz, sabah çalışır, seni yormaz. Araçlarımızda en önemli bir kısım da var ki o da hayati bir mevzudur. Far ayarlarımızı muhakkak ki far ayar servislerinde ayarlatalım. Çünkü karşıdan gelen araçlarının sürücünün gözlerinin alınması nedeniyle birçok kazalara far sebebiyet vermiştir. O yüzdendir ki görüyorsunuz en güzel şekilde hem yeni sıfır farları takıyoruz hem de güzel bir far ayarı çekiyoruz.